aslında bir, burada işaretledik, güç meselesi. Yani her an uygun davranmamak mümkün ama gücünüz yetiyorsa uygun davranmamak mümkün. Yani ilişkinin yasasını kaldırıp bir kenara koyabilecek gücünüz yetiyorsa, yani diğeriyle şiddet içeren bir ilişkiye girmenin ya da diğerinin böyle bir ilişkiye giremeyeceğini gözünüz kesiyorsa. Onun dışında mümkün değil. Onun nasıl bir siyaset ürettiğinden önümüzdeki hafta bahsedeceğim. Ama buradaki alışkanlıkların, bu benliğin ne olduğunu ve ötekinin de ne olduğunu belirlediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın bu örnek galiba hangisini ıskalamıştık? İlk hafta, ikinci hafta bahsettiğimiz aslında hani dilde sadece farklar vardır. Pozitif terimler olmaksızın. Dediğimiz ilkeyi doğrular. Çünkü şöyle söyleyeyim. Benliğin kendi başına bir karakteri yoktur. Alışkanlıklar dizgesi yoktur. Ötekinin de kendi başına bir karakteri ve alışkanlıklar dizgesi yoktur. Örnek verecek olursak, mesela günümüzde çok sıkıntı çekilen bir problem. Türk, Kürt. Şimdi kendi kendimize şöyle bir soru sorabiliriz. Kendi içinde Türk nedir? Ve kendi içinde Kürt nedir diye sorduğumuzda aslında bir dili konuşan, aynı dil olduğunun hiçbir önemi yok. Çünkü diğeri de başka bir dil konuşuyor. Başkaları da başka diller konuşuyor. Bir dili konuşan, işte şu ancestral atadan türediğini düşünen, ortak bir tarih olan vesaire gibi aslında farklı toplumların bazılarında karşılanabilen, bazılarında karşılanamayan şeyle karşılaşırız. En önerilen, en kuvvetli birliklerden bir tanesi, yani bu benliğin oluşmasında dildir. Ama bazı örnekler bu dil olayının aslında belirleyici olmadığını da söyler. Yani mesela bir Kırım Tatarları örneğinde, Kırım Tatarları çok sayıda değil, aşağı yukarı 280-300 bin nüfusludur halk topluluğu. Köken olarak çok karışık kökenlerden geliyorlar. Tarihin, yani 1872'den itibaren Rusların Kırım'a girmesiyle birlikte biçimlenen bir ulusal kimlik söz konusu diyebiliriz. Günümüzde artık aileler evlerinin içinde bile çocuklara kızarken, küfrederken vesaire bile Rusça konuşuyorlar. Çoğu aile Kırım Tatarcasını unutmuş durumda. Fakat mesela 90'da Sovyetler Birliği gidip de Ukrayna galiba 92 mi 96 mı tam hatırlamıyorum. Bunlara geriye dönme hakkı verdiği zaman şaşılacak bir şekilde neredeyse 180-200 bine yakını işlerini, müşterini, evlerini, barklarını Asya'nın çeşitli yerlerine dağıtılmışlardı. Bırakıp geri dönüyorlar Kırım'a. Hatta bu, yani saha çalışmasını da yapmıştık. Yani niye dönüyorsunuz? Vatan diyor. Vatan nedir? Ne vatan? Yani bu insanların çoğu Kırım'ı görmemiş insanlar. Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da doğmuş insanlar. Nedir diye sorduğumuzda yani ilkokul kitaplarındaki bilgiyi veriyor. Yani oranın elmaları çok güzel. Üzümünün tadına doyum olmaz falan gibi bilgiler veriyor. Çünkü neredeyse 40-50 yaşına gelmiş bir nesilden bahsediyorum. Biliyorsunuz 44'te sürüldüler Kırım'dan. Yani neden bahsedeceğini bile bilmiyor. Fakat açıklanamaz bir eğilimle geriye dönmekten bahsediyor. Kırım'dan bahsederken insanların gözleri yaşarıyor. Bu arada çoğu artık Kırım Tatarcasını unutmuştu. Evlerinde de dahil Rusça konuşuyor. Orta Asya'daki Türkiye halklarının önemli bir kesimi, özellikle eğitim görmüş kesimleri bu durumdaydı 90 sonrasındaki Orta Asya'da. Fakat bunun onların aidiyetlerini, etnik aidiyetlerini zayıflatmadığını görüyoruz. Yani dolayısıyla dil öyle belirgin, belirleyen bir şey değil. Ama şöyle bir şey belki. Şimdi
bu yasa ve yasanın dili, yani konuştuğumuz dil değil de davrandığımız dil demeye başlayacağım. Yasanın davranış dili. Evet, davrandığımız dil, yasanın dili diye bir şeyden bahsedeceğim. Bunun çok kuvvetli ve belirleyici olduğunu diyor. Peki yasanın dili, bu ilişkisellik olmadan, bu benlikte ya da bu ötekilikte söz konusu olabilir mi diye sorduğumuzda, hayır, bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Tıpkı yüklemler gibi, şeylere yüklenmiş yüklemler gibi, bunların ortaya çıkma olasılığı da başka şeylerle etkileşme süreçleri içinde gerçekleşiyor. Yani başka insanlarla etkileşmeden bunların kendine ait bir benliği, bir karakterinin oluşması diye bir şey ya da şunları söz konusu değil. Şimdi kesit, tek, tabii ki benliğin tek girdiği ilişki bu değil. Tabii ki ötekinin tek girdiği o ilişki o değil. Dolayısıyla analizi somut durumlarda yaparken biraz daha nasıl diyeyim, ampirik davranmakta fayda var. Yani önemli tarihsel etkilerin belirli topluluklar üzerine neler olduğunu araştırmak ve kimliğin oluşumunu bu etkilerin, bu olayların etkileri üzerinden okumaya çalışmak sonuç verici gibi gözüküyor. Vaat ediyor en azından bir şeyden. Şeydense yani şunlar şöyledir, bunlar böyledir, kahraman atalardan gelmişlerdir, bilmem ne falan filan, ezelden beri bu topraklarda yaşardır gibi aslında bilimsel hiçbir özelliği olmayan bir takım şeyleri saymaktansa doğrudan doğruya böyle bir analiz olanaklı kılıyor. Şimdi burada şu bizim siyasetçimize, Sardana Fallus'a geldiğimiz zaman bizim siyasetçimizin buraya üçüncü şahıs olarak geldiğini görüyoruz. Bizim siyasetçimiz burada ahlak çerçevesinde biçimlendiği söylenen siyasetçiden tamamen farklı olarak bizim siyasetçimiz burada tamamen kendi ilişkisellikleri içinde, kendi alışkanlıklar çerçevesinde oluşmuş başka bir oluşum. Bununla ilgili değil. Yani bizim köyde değil adam. Biz bizim köyde birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizle nasıl konuşacağımızı, çeşmeye nasıl gidip geleceğimizi, kime selam verip vermeyeceğimi biliyorum. Bu adam dışarıdan gelme. Şimdi bu adamın yapacağı şey bu ortam hakkında bilgi toplamak ki normalde biz hani içine doğuyoruz ortamların ve sosyolojide çok böyle mistik bir terimdir bu. Çok şeyi açıkladığı söyleniyor ama sosyalizasyon süreciyle o ortam bizim doğal ortamımız haline geliyor. Yani içine doğduğumuz insanların dilini konuşuyoruz. Bütün kültürel kodları adını bilmesek bile şey yapıyoruz, anlıyoruz, takip ediyoruz. Kimin suratı asılmış hemen anında herkesteki en ufak değişikliği fark ediyoruz falan. Şimdi yabancı, dışarıdan gelen insan bunları bilmiyor tabii ki. Yani bu insanın yapacağı şey bir kere çok iyi bu ortamı analiz etmek, buradan bilgi almak, gerekirse enformant, bilgi vericiler aracılığıyla bilgi almak ve çeşitli ortamlarda nasıl davranması, nasıl oturması, kalkması, neler söylemesi gerektiğini öğrenmek. Biliyorsunuz modern siyasette bu, özellikle Türkiye'de 1980'in sonrası, Amerika'da ta 60'lı yılların ikinci yarısına itibaren, Avrupa'da 70'li yıllardan bu yana reklam şirketleri aracılığıyla yapılır. Yani siyasal partiler gelirler, reklam şirketlerini çağırırlar, avuçlarımız paraları dökerler. Zaten biliyorsunuz sürekli sadece seçim dönemi değil artık. Eskiden sadece seçim dönemiydi. Sürekli araştırma yapılır, kamuoyu araştırmaları, eğilimler araştırmaları vesaire yapılır. Ve bu araştırmalara göre söylemden kıyafete, neyin ne kadar keskinlikle söylenip söylenmeyeceğine kadar belirlenmeye başlanır. Yani burada siyasetçi olmayan profesyonel, siyasetçinin davranması gerektiği yerle ilgili, içinde davranması gerektiği yerle ilgili son derece gelişmiş yöntemlerle bilgiler toplayan insanlar ortaya çıkarlar. Bu insanlar dolayısıyla market ekonomisi olduğuna göre dolayısıyla ücret karşılığı çalışırlar. Bunlar sizin siyasal fikrinizle hiçbir alakaları yoktur. Yani
kendi reklamcının kendisi solcu olabilir. Rahatlıkla sağcı bir partiye ya da tersi bir şeyle söz konusu olabilir. Hiçbir önemi yoktur. Önemli olan reklam şirketi işini yapacak, siyasal parti de propagandasını yapacak şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla bunun yasasını anlamaya çalışırsınız. Eğilimleri nelerdir, nelere uygun denir, ne söylenirse ortama uygun kaçar, beğenilir diğerleri tarafından diye. Bu aslında evet, hiç büyü falan değil. Bu ortamın iyisidir. Bu garip bir iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Evet, Platon'unki gibi böyle formlar, kalıplar dünyasında değil. Ya da dinin iyisi gibi Tanrı'nın zihninde değil. Ya da peygamberinin sözünde ya da kitabında değil. Doğrudan doğruya insanların arasında. Üstelik de yani insanlara sorduğunuz zaman bilinçte de değil. Yani modernlikte modern insan neyin iyi neyin kötü olduğunu bilir. Dolayısıyla o bilinçli olarak iyi ya da kötü olur. Ya da biz öyle varsayarız. Burada böyle bir bilinçlilik hali de yoktur. Dolayısıyla bu yasanın okunması gerekir. Yani insanlara gidip sorduğunuzda size bunun cevabını şıp diye veremezler. İyi şu diye. O yüzden nasıl söyleyeyim? Bunun sonuçlarını önümüzdeki hafta biraz ele alabiliriz. Çünkü bu bilinçte değil, alışkanlıklardan oluşan bir demetten bahsediyoruz. Ve alışkanlıklarımızın çoğu bilinç dışında olduğundan zaten insanların verecekleri bu konuda bir cevap yok. Yani bunu ya siz okuyabilirsiniz ya okuyamazsınız. Mesela. Şimdi mesela günümüz Türkiye siyasetinde bu konuda yaşanan önemli sıkıntılardan bir tanesi CHP'nin mesela bir türlü artmayan oyları. Şimdi hafif orta sosyal demokrat eğilimli bir parti olarak doğal beklentileri şeydi biliyorsunuz. Bu beklenti artık kırıldı ama 5-6-7-8 yıl önceki seçimler, belki 10 yıl önceki seçimler için konuşuyorum. Yani yoksul kesimlerin bu partiye destek vermesi. Doğal olan şey budur. Yani biz şimdi yoksulların hani vahşi kapitalizme karşı daha ılımlı bir kapitalizmi savunacağız. Dolayısıyla yoksulların işte asgari ücret daha yüksek olsun, taşeron işçi olmasın vesaire, sosyal yardımlar artırılsın falan. Yoksulların partisi olmaya gayret ediyoruz. Doğalı da bu. Yani diğer partiler liberal eğilimler taşırken hafif sosyal demokrat ya da değil. Ama sosyal tanımlı bir parti olarak doğal halin bu olması gerekiyor. Fakat bu bir türlü olmuyor. Yani hatta tam tersine yapılan çalışmalar yani özellikle orta halli kesimin bu partiye destek verdiğini, yoksul kesimlerin doğrudan doğruya iktidar partisini desteklediğini gösteriyor. Yani dolayısıyla beklentiyle gerçeklik arasında son derece ilişkisiz bir çapraz söz konusu. Şimdi bu nasıl oluyor? Niye oluyor? Diye sorduğumuzda. Bir yandan da şöyle bir tespit var biliyorsunuz. Yani bu liberal, orta sağ Türkiye'deki partilerin genellikle halka daha yakın olduğunu söylenir. Halkın içinden çıktıkları söylenir. Yani o şöyle de söylenebilir başka bir deyişle. Onlar buranın yasasını daha iyi biliyorlar. Onların içinden geliyorlar. Buradan, kentten o yasayı çözmeye çalışan orta halli sosyal demokrat bunu beceremiyor gibi bir anlam çıkabilir. Dolayısıyla bir türlü şey çakışmıyor. Yani partinin ereksel yönelişleriyle ki bu ereksel yönelişler dediğim gibi ahlaki ereksel yönelişler. Yani mesela liberalizm açısından hele liberalizmin ahlaki kısmını kaldırıp bir kenara atacak olursak geriye sadece şey kalır. Piyasanın gerekliliklerini ortaya koyan hesaplamalar ve kitaplamalar kalır. Böyle bir yaklaşımın ahlakilikle bir alakası yok. Tamamen piyasa zorlamalarına göre. Kur arttı, dolar düştü, yükselir. Kur düştü, düştü. Faizler arttı vesaire. Herhangi bir iyiye doğru yönelmez. Sadece onun yöneldiği tek iyi piyasanın, ki hiçbir zaman öyle olmaz biliyorsunuz, sorunsuz çalışması olarak bilinir. Bu ahlak konusunda söyleyeceğim birkaç şey daha var. Ahlak diyorum, törel yaşam dedik.
Buna törel yaşam diyorum çünkü Türkçe'de töre diye geçiyor galiba. Ne işte zitlik kaytının ne olduğuna bakınca törel yaşam gibi bir şey çıkıyor. Yani aslında gelenek, gelenek de denebilirdi ama herhalde daha üst Türkçe diye töre demişler. Dolayısıyla törel yaşam. Bildiğimiz bir kelime. Töremiz böyle diye denen kelime bu. Şimdi dolayısıyla bu törel yaşamın içinde kendiliğinden yaşıyoruz ve bilincimize aslında sorun çıkmadıkça şey gelmiyor. Dolayısıyla bilincimize gelen şey törel yaşamın içindeki bir aksaklığa işaret ediyor. Yani törel yaşamın yasasının bir şekilde şu ya da bu şekilde bozulmasına işaret ediyor ki bu bizim gözümüze çarpıyor. Çünkü şöyle anlatmaya çalışayım. Sosyolojide çok bilinir ama gündelik yaşamımızın son derece sıradan rutinleri hiçbir zaman sorunsallaştırılmadan, gözümüze bile gözükmeden akıp gider. Fakat günlük varoluşumuzun, aslında günlük varoluştan başka bir de varoluşumuz da yoktur. Günlük varoluşumuzun temeli de bu yaşamdır. Yani her gün okula git gel, her gün üstüne pantolon giy, ayakkabı çıkar bilmem ne, yemek ye, otur kalk, ona selam ver, bununla konuş vesaire gibi şeyler. Aktiviteler günlük yaşamımızı doldurur ve bunun içinde biz şu ya da bu insan haline geliriz. Şimdi bunun içinde şu ya da bu insan haline gelmişken yalnız şöyle bir sorun vardır. Bu günlük yaşamımızın sıradan akıp giden rutinini biz farkına varamayız çoğu zaman. Yani derler ya, varlığı kabul edilmiş dünya. Varlığı kabul edilmiş dünya ufkumuza ve gözümüze gözükmez. Her zaman varlığı kabul edilmiş dünya düz hatından dışarıya kendine bir problem ya da bir ilginçlik olarak vuran şeyler dikkatimizi ve ilgimizi çeker. Halbuki yani o şeyler bağlamında biz ahlak üzerinden siyasete yönelirken aslında gerçek yaşamımızda, gerçek varoluşumuzda doğrudan doğruya siyasalın, siyaset demiyorum, siyasalın göbeğinde oturur ve var oluruz. Yani var olmamız, şu ya da bu şekilde var olmamız, şu ya da bu ilişki, ahlaki yasayı benimsiyor olmamız şu ilişkide ya da şu ya da bu karaktere oluşturuyor olmamız son derece siyasal bir karakter taşıyacak. Ama biz siyasi olmayacağız. Aradaki farkı şimdi önümüzdeki haftayla ilgili hatırlatayım. İki temel özellik, yani iki en esaslı fark daha doğrusu, bunun bilinçte değil, doğrudan yaşamda gerçekleşiyor olması, törel yaşamın. Halbuki ahlakın, yani etikin, etosun, doğrudan doğruya törel yaşamda bilinçten ayrı olarak gerçekleşiyor olması, yaşamda gerçekleşiyor olması, halbuki günümüz siyaset kuramında üzerine oturduğu ahlak problematizasyonun doğrudan doğruya bilinci öncüleyen ki şey modeline de uygun. Gördüğünüz gibi geçen hafta tartıştığımız modern modele de uygun. Modern modelde hem zemin, hipokaymenon, hem de insan bir ve aynıydı. Dolayısıyla biz bugün, yani o günler yavaş yavaş geçiyor, onun bir ve aynı olduğu günler, bugün şeyi düşünüyoruz. Yani insanı özne olma hali dışında düşünemiyoruz. Özne olmanın iki büyük belirleyicisi var. Biliyorsunuz özellikle insan durumunda akıl sahibi olmak ve özgür irade sahibi olmak. Ve siyasal yönelişlerimizin bu ikisi tarafından belirlenmesi gerektiği konusunda da ısrarcıyız. Ama işlemiyor. Niye işlemiyor? Önümüzdeki hafta yapacağız. Evet. Sorunlu var mı? Bu bahsettiğiniz düzey sanki esas dokunulması gereken ya da dokunulduğunda esas ses getirecek olan bir düzey gibi anladım. Alışkanlıklar yasası dediğimiz bilinç dışı
işlediğini, hatta belki bilinçli olarak savunduğunuz şeylerin tam tersine daha iyi fikirler buluyoruz. Tabii tabii, aynen. Yani bunun olmalısı da çok ciddi bir şekilde incelenmesi bile değil. Yani doğrudan içinde yaşanılması ve ona uyulması gerekir. Şimdi mesela laklavlar falan, hani günümüz siyaset kuramları çuvalladıkça Marksizm ciddi bir sıkıntı da o konuda. İşte en son Harden Negri'ler çokluluk falan gibi şeyler çıkarttılar. Parya tabiri başka bir yerde duruyor. Siyasal bir özne bulamıyoruz bugün. Yani siyasal eylemi kendi üzerinde taşıyacak bir özne bulamıyoruz. Mesela onun yerine sosyolojideki kötü bir jargondur o. Yeni toplumsal hareketler diyor. Bakın siyasal bile değil bunun adı artık. Yeni toplumsal hareketler diyor. Ve yani mesela söylenen şeylerden bir tanesi bu. Şimdi özne tek merkezli bir dünyadaydı. Tek merkezli bir dünya dağıldığı toplum artık çok merkezli. Artık devlet mevlet hiçbir sorunu çözemez. Şurada bu sorun, burada bu sorun, şurada bu sorun var. Burada çeşitli grupların her bir sorun çerçevesinde rekabeti. Bunu biraz daha uzattığımız zaman Avrupa Birliği'nden çıkma olduğunu düşünüyorum. Biz ne diye çeviriyoruz? Yönetişim kavramına doğru açılıyoruz. Ki yönetişim kavramı biliyorsunuz şöyle bir sıkıntısı var yönetişim kavramının. Siz burada bu odada yönetişebilirsiniz ama dışarıda memleket başka bir tarafa doğru gidiyor. Yani büyük şirketler başka şeyler yapıyorlar, büyük siyasal partiler, büyük askeri güçler başka işler yapıyorlar. Biz burada sivil vatandaşlar olarak bu odanın nasıl düzenlenmesi gerektiğiyle ilgili yönetişebiliriz kendi çapımızda ama dünya almış başını başka taraflara zaten çoktan gidiyor şeklinde. Yani yönetişim kavramı dediğimiz şey bugün artık bizim gibi erkten uzak, erk merkezlerinden uzak kitleleri etkilemekten aciz insan grupları için nasıl söyleyeyim, yönetme oyunu oynama üzerine kurulmuş bir şey olarak duruyor. Bunun dışında da mesela bu yeni toplumsal hareketlerde neler vardı? İşte Dünya Ticaret Örgütü'nün protestosu vardı. Türkiye'de gezi olayları vardı. Başka ne vardı? Belki Arap Baharı sayılabilir. Bunların ama yani gariptir. Arap Baharı oldukça siyasal. Herhalde Gezi de siyasal. Ne diyorsunuz? Herhalde Gezi de siyasal. Ama yani mesela Dünya Ticaret Örgütü'nün protestosu siyasal mı diye sorduğumuzda en azından bu literatürü çıkaran mesela galiba benim telefonum çalsın. Bu literatürü çıkaran insanların gözünde ana karakteri, belirleyici karakteri siyasal değil ki demek ki toplumsal hareket diye isimlendiriliyor bu hareket. Demek ki siyasal hareketlilik konusunda günümüzde ciddi bir sıkıntı var. Bunun en önemli sebebinin de şimdi bu konuşmanın başında hafifçe çıtırdatmıştım. Yani zeminin insanın altında zemin olma özelliğinin giderek kaydığı bir dünyada yaşamaya başladı. Biliyorsunuz yani postmodern teoriden önce ki 1950'lerin sonu 60'lar 70'lerin 80'lere kadar diyelim. Postmodern teoriden önce postmodern durum konuşuluyor. Postmodern kültür konuşuluyor. Teori, özellikle Avrupa kökenli teori bu işin içine çok sonradan girdi. Yani 40'lı yıllardan itibaren Amerika'daki belirli bir sanat akımına, yani daha sonra pop art diye bilinecek olan sanat akımı çerçevesinde çıkan bir tartışma bu. Postmodern tartışması. Amerika'dakiler unuttuktan sonra neredeyse Avrupa'dakiler bu meseleyi de alıp işin içine angaje olmaya başladılar. Yani ve bunun içinde postmodern teori denen teoriler böyle tek bir, onlar şunu savunuyorlar demek zor. Ama postmodern dönemin özelliklerinden bir tanesi zaten insanın özne halinin
olanaksızlığı üzerine yapılan birbiri ardı sıra, ardı arkası gelmez gözlemlerdi. Gözlemler, eleştiriler, gözlemler, eleştiriler. Yani 50-60'larda işte bu işlerde kılıç oynatan Lacan açısından bile bu böyleydi. Yani öznenin merkezden alınması ya da parçalanması, kırılması. Çünkü giderek arzu edilmeyen bir şey haline geldi özne olma. Yani insanın kendi benliği içine kapalı ve herkesi kendisine benzetmeye çalışan bir davranış içinde olması. Yani dediğim gibi ulus devlet modeli o yıllarda çok eleştirildi. Bugün artık mesela ulus devlet modelini eleştirmiyoruz bile. Eleştirmiyoruz ama yani şöyle söyleyeyim, ulus devlet modelinden tatmin de değiliz bir yandan ama başka alternatif yok. Yani biliyorsunuz imparatorluk modelleri falan filan düşünüldü. İmparatorluk modellerinin başka türlü avuksunluk, hem anakronik olması bir yana, avuksunluk başka sıkıntıları var biliyorsunuz. Yürütebiliyorsanız yürütün, sıkıysa imparatorluk gibi sizden başlayan. Dolayısıyla yani bugün elimizde hala ulus devlet ya da ulus devletimsi, ulusumsu devlet ya da nasıl isimlendireceksin bir şey var. Bunun karakteristikleri de giderek bulanıklaşıyor. Ne olduğu da çok belli değil. Fakat bunun içinde oynanan siyasal oyunda da çok önemli değişiklikler var. Yani siyaset oyunu diye söyleyeyim siyasaldan farklı olarak. Yani artık özneler, siyasal partiler bizim siyasal eğilimlerimizi dile getireceğini söyleyen, bizim için iyi gösterecek olan böyle bir siyaset biliyorsunuz ve demokrasi teorisi şeyle mümkün. Yani özgür iradesi ve aklı olan insan özneler üzerine kuruluyordu. Yani siyasal partiler çıkacaklar, işte çeşitli dünya görüşlerini kendi iyileri olarak anlatacaklar. Biz de yurttaşlar olarak anlayan, değerlendiren ve sonunda kendi özgür irademizle kendi iyimizi seçtiğimiz ve buna en yakın gelen partiye veriyor olacaktık. Böylece o partinin iradesi, hani biz toplumda çoğunluk olduğumuz ölçüde iktidara gelecek idi. Şimdi artık bunun böyle yürümediğinde farkındayız. Yani bu biliyorsunuz Avrupa'da başladı önce. Türkiye'de henüz o aşamada değil. Fakat başka bir süreç girdi oraya. Yani önce geniş kitlelerin, bu hedonistik yaşamı tarzını seçen geniş kitlelerin sandıktan uzaklaşması. Ya bize ne, ne olacak? O da gelse oluyor, o da gelse oluyor. Bir şey fark etmez. Bu kitlelerin siyasetçinin iyi ideasıyla bağlantısını koparması anlamı. Ya sen sosyalist mi? Ya, o da liberal, boş ver. Ya. Kim seçiyorsa, kim gidiyorsa gitsin sandı. Bir aralar biliyorsunuz %40'lara falan kadar düşen seçilme katılım oranları söz konusu. Şimdi biraz daha yüksek Avrupa'da. 60'lara falan gidiyor. Türkiye'de çok yüksek. Bunun sebebini belki vaktimiz kalırsa önümüzdeki hafta biraz ele alırız. Başka sebeplerden dolayı. Türkiye başka tansiyonları taşıyor çünkü şu anda üzerinde içinde. Daha dolayısıyla şöyle de söyleyebilirim, en azından iktidar ve muhalefet açısından siyaset hala belirli bir anlam taşıyor diyebilirim. Hala kızabiliyoruz, hala sevinebiliyoruz bu meselelerde. Bunun da önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Fakat dediğim gibi yani öznenin devre dışına kalması demek hem o tarz bir siyasetin olanaksızlığı demek kitleler açısından hem de zaten çeşitli göstergelerde durmadan bunu söylüyor. Yani artık siyaseti belirlemek için profesyonel reklamcıya danıştığım bir ortamdayım. Bunu ben kaç yılıydı? Galiba 96 yılıydı herhalde. Master tezimde o zaman. Siyasetin, siyasal fikrin daha doğrusu, siyasal düşüncenin metalaşması demiştim. Yani alınıp satılabilir. İşte o fikri savunursan, şu şekilde savunursan %3 oy alırsın. Bu şekilde savunursan %8 oy kaybedersin falan gibi.
doğrudan doğruya bir değerle ölçülen, hem de sayısal bir değerle ölçülen, oy yüzdeleriyle ölçülen bir siyasal fikir pazarı söz konusu haline geldiği bir dünyada zaten yani Türkiye açısından da baktığınız zaman yani eski tarzda öznenin bir aktör olacağı, hele hele tarihsel bir öznenin aktör olacağı, tarihsel derken insanın bilinen daha çok Marksizm'deki sınıf gibi bir şey. Tarihe çıkar yani bir şey, ereksellik doğrultusunda tarihe insan iradesinin damgasını vurur tarzında bir özneli tabanlı siyaset yapmanın olanaksızlığını görüyoruz. Buradan da haftanın konusu şöyle olacak. Günümüzde siyasala o zaman nasıl yaklaşmalı diye bir şey sormaya çalışacağım. Evet. Soru yok galiba. İyi mi peki? Ben size sorulacak bir şey. Sırada da bir şekilde hepsi gelince soruya kalmıyor. Sıkılıyor musunuz? Ben soruyorum.